Kaptan gel sen de, Hasan Bey sen de gel. Benim yanımda durun ya. He tamam. Evet başkanım. İçeride galibiyet aldık. Evet, öncelikle bugünkü maçtan çok mutlu olduğumuzu ifade etmeliyim. Arkadaşlarımız son derece de güzel bir futbol sergiledi. Öncelikle takımımıza, kaptana, hocasından sportif direktörüne, as başkanlarımıza, bütün yöneticilere, bütün kademesinde hizmet eden Pazarspor'un görevlilerine öncelikle ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Güzel bir havada da maç oldu. İyi de bir maç oldu. Önümüzdeki hafta Karabükspor'u sahamıza ağırlayacağız. Bugün böyle bir puan durumuna baktığımda bir anda 4. sıraya yükseldiğimizi gördüm. Geçen hafta bir şanssız beraberlikle 4. sıradayız aslında. Bu seriyi geçen hafta da yakalayabilirdik. Ama önümüzdeki haftaki maçla birlikte zirveye doğru namağlup şekilde ilerleyeceğimize ben eminim. Takım arkadaşlarım adına. Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Çok teşekkür ederiz. Sorar evet, Sayın Başkan Yardımcımızın evet, düşüncelerini alalım. Evet, evet. Biliyorsunuz ben ilk kez bu sene yönetime katıldım. Benim ilk 3 puanım. Bana da hayırlı olsun, takıma evet. Da hayırlı olsun. Gelecekle ilgili tabii ki umutlarımız var. Ve geçen hafta Karadeniz Gazetesi'ne verdiğim röportajda hak ettiğimiz yere geleceğiz demiştim. Ve yavaş yavaş hak ettiğimiz yere geliyoruz. Beni sahadaki mücadele ve aynı zamanda tribündeki coşku çok mutlu ediyor. Doğru adımlar atıyoruz ve bu adımları yılmadan atmaya devam edeceğiz. Başarılar dileriz. Bunun üzerine duyuruyorum. Teşekkür ediyorum futbolculara ve taraftarlara. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Beraber konuşuyoruz bugün. Biraz şehir olmuş ya da Sinop maç olmuş. Çok önemli değildi. Bizim yukarı doğru yakalamış olduğumuz bir iğme var. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Rakiplerden çok bizim ne yaptığımız çok önemli. Hani biz bugün maçlanınca arkadaşlarımla konuştuğumda onlara da söyledim. Bugün Sinop ya da Viraşe bizim için hiç fark etmedi. Bizim bugün galip gelmemiz lazımdı. Çünkü bir avantaj elde edecektik. Sonuçta haftada içeride oynayacağız. Bugün de galip geldiğimiz için, iyi bir skorda yakaladığımız için taraftarları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu aldığımız skor önümüzdeki hafta Karabük maçında da tribünleri doldurmamıza vesile olur. Biz evet sahada elimizden geleni yapıyoruz ama gerçekten taraftarın burada olması ister istemez bazen onlara çok büyük işimiz düşecek. Destek olmaları gerekiyor bize, baskı kurmaları gerekiyor. Öyle maçlar da oynayacağız. Haftaya inşallah hepsi gelir. Burayı daha dolu görürüz. Biz de inşallah onları yine bir 3 puanla buradan yolcu ederiz. Hedef herkes farklı bir şey konuşuyor. Bizim kendi içimizde hedefimiz var. Bizi hayata bağlayan hayallerimiz ve umutlarımızdır. Bizim de hayallerimiz var, bizim de umutlarımız var. Biz bu hayallerin, umutların peşinden koşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.